geldin. Bugün ilk istiridye mantarı hasadımızı yapıyoruz. Daha önceki videomda göstermiştim. Pimler yeni yeni çıkmıştı. Bugün şöyle göstereyim size. Gayet iyi büyüdüler. Etrafları kahverengileşmeye başladı. O yüzden bıçağımı, kabımı aldım. İlk hasadımı yapıyorum. Şöyle göstereyim. Şu üstten elimi koyuyorum. Aşağıya doğru bastırıyorum. Köküyle birlikte gelmesi önemli. Şu kök kısmı gelmese içeride çürüme yapabiliyor. O yüzden kök kısmıyla birlikte gelmesi gerekiyor. Şöyle hayırlısıyla ilk hasadımızı yaptık. Diğerlerinin biraz vakti var. Onları bekleyeceğim. Şöyle kök kısmını kesiyorum. Şöyle göstereyim. Bu tarafın hepsi yenebiliyor. Şunlar da yetişmiş durumda. Şunlar da daha var aslında, zamanları var. Şunlar daha kenarları kalkmamış hala. Ama şunlar yetişmiş. Şunları da alıyorum. Yine aynı şekilde üstten bastırıyorum. Şu şekilde. Şunu da tam göstereyim size. Şöyle. Bunu bu sabah kahvaltıda yiyeceğiz. Gibi. Gayet güzel. Kendinize böyle uğraşlar bulmaya çalışın. Ben bayağı bekledim bunu aslında. Şöyle söyleyeyim. Ben bunu Aralık 12'de ektim. Ekimini yaptım. Ne zaman çıktı? Ocak 13'te ilk pimimi aldım ben. Ocak 13'te. Şu anda 10 gün geçti. Havalar biraz soğuk olduğu için geç yetişiyor olabilir. Öyle tahmin ediyorum. Biraz geç çıkıyor ama değiyor. Çünkü ben buradan bir ay boyunca neredeyse mantar yiyeceğim. Şu üsttekini de alayım. Çünkü şu kompostta bayağı delik var. Gücünü tam bir yere veremiyor. Sürekli gücünü her tarafa dağıtıyor. O yüzden ne kadar alırsam benim için o kadar iyi. Az bir yeri delmiş olsaydım çok daha çabuk büyüyeceklerdi bunlar. 10 gün sürmezdi. Maksimum bir hafta içinde yemem gerekiyordu bunları. Ama bayağı geç kaldım. O yüzden ne kadar alabilirsem alacağım. Şunları da alayım. Köküyle birlikte. Şöyle. Kokusu da mis gibi. Şunlar kalabilir. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Bu videoyu çekmemdeki amaç biraz teşvik. Çünkü böyle uğraşlar bulmaya çalışın. Cidden hayatta ne gibi zorluklarla karşılaşıyor olsanız bile böyle uğraşlar sizin kafanızı dağıtabiliyor. Sürekli aynı yerde uzanıp yatağınızda uzanıp bir şeyler düşünmektense, kendinizi yıpratmaktansa böyle uğraşlar bulabilirsiniz kendinize. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.